de şeker üretilmiyordu. İktisadi alandaki en büyük harcamaları sanayide değildir, demir yollarındadır. 19. yüzyılda aradaki fark büyüdü, 20. yüzyılda bir miktar kapanıyor. Daha Cumhuriyet ilan edilmeden iktisat kongresi topluyorlar. Bu kendi kendine yeterli olmayı çok önemsediler. Cumhuriyet bu erken yıllarda tümüyle, neredeyse tümüyle kendi yağıyla kavrulmuştur. Burada ee, yabancı sermayeden yararlanmaya karşı değiller. Hmm. Ama gelen yabancı sermaye de yok. Ben onun için keşke diyorum Türkiye'nin IMF seçeneği olmasa o zaman siyasetçiler de belki daha başka davranırlar. Diyor ki size bir miktar borç verelim diyor. <laughs> <laughs> Hizmetin... Hayır biz borç almayız diyor. Oğluna anlatmış. <laughs> o da bana anlattı. Yatırım <laughs> finansman. Herkese merhabalar. Yatırım Finansman YouTube kanalında Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir videoyla karşınızdayız. Çok değerli bir ismi ağırlıyoruz. Profesör Doktor Şevket Pamuk bizlerle. Hocam hoş geldiniz. İyi günler Barış. Çok teşekkür ederim. Şimdi burada sizle buluşmak benim için gerçekten bir onur. İyi ki kabul ettiniz. Cumhuriyetimizi konuşacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iktisat politikalarını iktisat tarihine şöyle hızlıca bir bakacağız bu programda. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Programın girişinde hayırlı olsun da diyeyim. Şehkett pamuğun artık temel eseri diyebiliriz. Türkiye'nin 200 yıllık iktisadi tarihi günümüze kadar geldi. Cumhuriyetin 100. yılında tekrar elinize sağlık hocam. Şimdi tabii biz Türkiye'nin, Cumhuriyetimizin bu iktisat tarihini konuşacağız ama 29 Ekim vesilesiyle. Ama dünyada tabi tablo nasıldı? O yıllara döndüğümüzde o 200 yıllık bir tablo içerisinde isterseniz önce onunla başlayalım. Evet teşekkür ederim. Şimdi bütün insanlık tarihi içerisinde son 200 yılın çok ayrı bir yeri var. Çünkü bütün insanlık tarihi içerisinde bazı ekonomiler iyi şeyler yapmış, gelirler yükselebilmiş. Mesela Roma zamanında. Sonra 9. 10. yüzyılda İslam devletlerinde, Çin'de. Bunlar olmuş ama kalıcı olmamış. Kalıcı olmamış sonra gelirler tekrar düşmüş. İktisadi başarılar kaybolmuş. Ama 200, son 200 yıl farklı. 19. yüzyılda... Önce bugünün gelişmiş ülkeleri dediğimiz Batı Avrupa ve Amerika sanayileşme sayesinde bir hayli ileri gittiler. Son 100 yılda da bugün gelişen ekonomiler dediğimiz ülkeler ekonomik olarak, sağlık olarak, eğitim olarak daha ileri yerlere geldiler. Bugün seninle Cumhuriyet dönemini konuşuyoruz ama önce bunu da söylemek istedim. Bunun da altını çizmek istedim. Türkiye son yüzyılda ekonomisini bir yerden bir yere getirdi. Burada olumlular ağır basar ama bütün dünyada, dünyanın pek çok bölgesinde buna benzer eğilimler vardır. Onun için böyle bir değerlendirme yaparken sade mutlak olarak değil hem de kıyaslamalı olarak bakmak daha doğru olur. Yani Türkiye giderken, koşarken dünya yerinde durmadı. Durma. Diğer gelişmekte olan ülkelerde aralarında iyi olanlar hatta Türkiye'den de fazla koştular. Değil mi hocam? Koşanlar da var ama Türkiye şöyle diyelim 19. yüzyılda bugünün gelişmiş ülkeleriyle, bugünün Türkiye'sinin sınırları içindeki olan Türkiye arasındaki fark 19. yüzyılda büyüdü. Cumhuriyet döneminde ise bu fark bir miktar kapandı. Hala bugün tüm sorunlarımıza rağmen bu aradaki fark kapanmaya devam ediyor. Yani böyle de düşünebiliriz son iki yılı. 19. yüzyılda aradaki fark büyüdü. 20. yüzyılda bir miktar kapanıyor. 2. yüzyılımıza cumhuriyetimizin girerken bir aslında hani e, bu program, sizde yaptığınız program bir muhasebe belki. Burada hocam Adnan Dalga kıranla bir program yaptık aynı formatta iyi bir sanayici Adnan Bey önemli sanayicilerimizden makina üreticisi ihracatçısı dedi hı hı. ki Türklerle Japonları karşılaştırdı Japonlarla da iş yapıyor Japonlar dedi bir işi yaptıktan sonra onu çok eleştirirler dedi neden böyle oldu? Ya burasını acaba farklı mı yapsaydık? Bir işte atıyorum bardak bile yapsalar. Biz dedi aksine dedi övünürüz dedi. Harika yaptık, muhteşem yaptık. Dolayısıyla biz eksikliklerimiz de konuşacağız e, inşallah bu programda ama şöyle geriye doğru gittiğimizde ki kitapta da aslında 3 dönem var değil mi hocam? Yani ilk dönem 1914-1950 Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş. İkinci dönem 1950-1980 İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem. Üçüncü dönemde 1980 sonrası daha liberal o dünya dönemi ve Türkiye cumhuriyeti konuşurken Osmanlı'dan devraldıklarımız. Aslında nasıl bir ekonomi devraldık? Belki onu da şöyle bir ufak hatırlayalım dilerseniz. Nasıl bir ekonomik miras devraldık cumhuriyete geçiş dönemi. Osmanlı için 19. yüzyıl bu büyük imparatorluğu bir arada tutabilmek için bir reform dönemi. Osmanlılar farkına varıyorlar ki Batı Avrupa ilerledi. Ayrıca farkına varıyorlar ki eğer bu reformları gerçekleştiremezse imparatorluk da dağılacak. İmparatorluğun içerisinden o milletler ayrılacaklar. Onun için reformlar yapmaya karar veriyorlar ama bu reformlar için dış desteğe ihtiyaçları var. İşte orada Osmanlılar şöyle bir pazarlığı kabul etmişler. Siz bizim reformlarımızı destekleyin, biz de ekonomimizi size açalım. 1838 ticaret anlaşması dediğimiz şey Osmanlı ekonomisinin tümüyle Batı Avrupa'nın sanayi ürünlerine açılmasıdır. Hmm. Onun için ekonomi Cumhuriyet'in kurulduğu yıllara gelindiğinde artık tarım ağırlıklı, tümüyle tarım ağırlıklı bir ekonomiydi. Pek sanayi kalmamıştı. Zaten eski geleneksel sanayiler, eskiden de geleneksel sanayiler vardı. Onlar 19. yüzyıl boyunca gerilediler ve böylece ortaya tarım ağırlıklı bir ekonomi çıktı ve sık sık dışarıdan borç alan. Şimdi cumhuriyeti kuran kadrolar başta <laughs> Mustafa Kemal olmak üzere onlar bu iktisadi güçlüklerin ne kadar büyük sorunlar yarattığını askeri açıdan, dış politika açısından iktisadi zayıflıkların zaafların ne kadar büyük sorunlar yarattığını çok iyi biliyorlardı. Şimdi bu yıl hep İzmir İktisat Kongresi'ni konuştuk. Hatta bir e, örneğini diyelim tırnak içerisinde yaptılar değil e, mi İzmir'de? Evet. Daha cumhuriyet ilan edilmeden İktisat kongresi topluyorlar. Çünkü bu kadrolar diyorlar ki yeni bir devlet kuruyoruz. Bu devlet artık daha bağımsız olmalı ama daha bağımsız olabilmek için daha başarılı olmak için sağlam bir ekonomiye ihtiyacımız var. İzmir İktisat Kongresi'nin simgelediği şey budur. Yeni kadrolar bu ekonominin ne kadar önemli olduğunun bilincinde. Ekonomi çok önemli hocam hatta Lozan müzakerelerinde mi atfedilir? işte o İngilizlerle olan sanırım diyalogta İnönü İsmet Paşa müzakereleri yürütür işte başarı sağladığı imajı oluşur ama karşı taraf der ki tamam şimdi kazandınız ama yarın bir gün hani geleceksiniz bizden borç istemeye o zaman görüşürüz gibi. Bu bu, bu nasıl hakikaten o anekdot bir anlatabilir miyim? Böyle bir şey var var mı? ama ben buna bir tane daha ekleme yapacağım. Tamam. Erdal İnönü Bey ile benim akademisyenler olarak ilişkilerimiz oldu. Bir gün bana şu hikayeyi anlattı babasıyla ilgili. İsmet İnönü bunları duymuş. Onun için hiç borç almak istemiyor. Borç alırsa çünkü er geç başına dertler gelecek. Bir gün İsmet İnönü Osmanlı Bankası'nı arıyor. Cumhuriyet'in erken yıllarında. O zaman kendisi başbakan. İşte bir kredi ihtiyacı var, bir şey var yahut bir şey yapılacak. Osmanlı Bankası müdür diyor ki size bir miktar borç verelim diyor. <laughs> <laughs> Hizmetin... Hayır kat kat biz borç almayız <laughs> diyor. Bunu oğluna anlatmış. O da bana anlattı. Gör, bu onu, o bakımdan sizin Lozan'da Lozan'da e, Lozan'la anlattığınız şey doğru. Hocam bu borç alma meselesi yani Cumhuriyet'in kadroları Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün o ekip e, bu borç konusunda çok hassas galiba o yine bir Osmanlı mirası yabancıya borçlanmanın getirdiği hatta hazineyi bile neredeyse kaynaklar noktasında devretme noktasına gelen bir dönemden borç alma konusunda az önce çok böyle hassaslar galiba yeni çok. dönemde Cumhuriyet borç almadan nasıl peki bu Cumhuriyeti bu kalkınmayı e, gerçekleştirebiliyor. Doğru. Bir kere Osmanlı devletinin başında bir duyunu umumiye olayı vardı. Hı. duyun umumiye'nin bazı olumlu tarafları da vardı ama ne yapıyordu duayno umumiye? Osmanlı devletinin kaynaklarının önemli bir kısmına el koymuştu. Osmanlı'nın borçlarının ödenmesine onları e, yönlendiriyordu. Cumhuriyet bunun üzerine tarımsal nüfusun vergilendirilmesinden de vazgeçti. Aşardan da vazgeçti. Ama yine vergi toplayabildi. Cumhuriyet erken dönemin iktisadi alandaki en büyük harcamaları sanayide değildir, demir yollarındadır. Hmm. Bu kadrolar, konuştuğumuz işte Mustafa Kemal, diğerleri bağımsız, daha bağımsız, daha sağlıklı bir ekonomi için ülkenin tüm köşelerine, ulaşabilecek bir yol ağı kurulmasını çok öncelikli görüyorlardı. O dönemde de yol deyince demir yolu. Demir ağlarla ördük değil mi yurdu? 10. On, on, yılda. 10. yıl maçı. 10. yılda. E, daha o sırada birçok şey de daha yapılmamış. Daha e, demir yolları, daha ülkenin doğusuna ulaşmamış daha 1933 hı hı. yılında. Ama öncelikli hedef bu. Onun için o cumhuriyetin erken yıllarında en büyük harcamalar demir yollarına gitmiştir. Hı hı. Fabrikalar da kuruldu. Ama fabrikalara harcanan kaynak demir yollarına göre çok daha küçüktür. Ee, savaş sonrası dönemde Kurtuluş Savaşı sonrası yani çok ekonomik açıdan çok mu zorluk, çok mu darlık <laughs> var? Böyle biraz bize o dönemi anlatsanız, hani yani nereden başladığını aslında bu işin biraz daha fark etmek. Ee, evet. Şimdi Osmanlı ekonomisi biraz önce de konuştuğumuz gibi açık bir ekonomi. Kendi sanayini için, korumadığı için ülkede sanayi üretimi yok. Ama her şey ithal ediliyor. Buradan da tarımsal üre, ürün ihraç ediliyor. Şimdi onun üzerine birdenbire bu, bu Birinci Dünya Savaşı geldi. Birinci Dünya Savaşı 4 yıl boyunca tüm dış ticaret durdu. Bir miktar yapılabildi. Ama bu ülkede şeker üretilmiyordu. Fabrika bezi çok az miktarlarda üretiliyordu. Yine İstanbul'un diyelim İstanbul'un iaşesi için buğday bazen geliyordu, eksik geliyordu. Şimdi cumhuriyeti kuranlar duymuşundur 3 beyazlar diye bir şeyi öne çıkardılar. 3 hmm. beyazlar şeker, buğday, bez. Bu kendi kendine yeterli bir bir ekonomi kurmanın asgarisi olarak kabul ediliyordu. Bunu öne çıkardıklarına göre cumhuriyet kurulduğu tarihlerde buralarda bu üç üründe ülke kendi kendine yeterli değil yahut ülkenin bazı bölgeleri hmm. buğdayda olduğu gibi kendine yeterli değil. Onun için bu kendi kendine yeterli olmayı çok önemsediler. Ve biliyoruz mesela şeker fabrikaları daha 1926 yılında hemen Cumhuriyet kurulur kurulmaz. Şeker fabrikaları kurulmaya başlandı. Evet yani aslında hem bu tarafı hocam bankacılık faaliyetleri de değil mi? E, bankalar konusunda da e, yine biz de tabii e, yatırım finansmanı olarak İş Bankası grubu e, şirketiz, İş Bankası, TSKB. Bir taraftan bu bankalar konusunda da e, o finans tarafının götürülebilmesi için bazı girişimler var cumhuriyette. Evet, ne e, bu e, 1920'ler 30'lar bugün içinde yaşadığımız dünyadan çok farklıydı. Bir kere uluslararası sermaye hareketleri çok sınırlı. Yani bugün Türkiye bugün ya Türkiye 50 yıl son 50 yıldır hı hı. dışarıdan kaynak bulup borç alarak birçok şeyi finanse edebiliyor. Ama Birinci Dünya Savaşı sonrasında dünyanın önde gelen ekonomileri kendi dertleriyle meşguller. Sonra 1929'da bir dünya bunalımı bu patlak. Kan. Ve bu koşullarda Türkiye gibi ülkelere yatırım yapmak, borç vermek Onların öncelikleri değil. Bu cumhuriyet hükümeti de borç almak istemiyor ama özel sektöre de borç vermek ye hevesli kimse yok. Onun için cumhuriyet bu erken yıllarda tümüyle, neredeyse tümüyle kendi yağıyla kavrulmuştur. Burada e, yani dışarıdan kaynak bularak değil, kendi kaynaklarıyla bu yeni ekonomiyi kurmaya gayret etmiştir. Kurulabildiği ölçüde. Ben... Cumhuriyetin böyle uzun vadeli baktığımızda önemli bir konu da sağlık konusu. Şimdi ekonomi konuşuyoruz. Evet, konu? hocam. Bu son yüzyılda gelirler, ortalama gelirler 10 kattan fazla arttı. Ama sağlıkta da dünyanın başka ülkelerinde, pek çok gelişen ülkede olduğu gibi sağlık alanında da Cumhuriyet döneminde bir hayli kazanım var. Cumhuriyet kurulduğunda, hadi Birinci Dünya Savaşı'nı bir kenara koyalım. Ama yine Cumhuriyet'in erken yıllarında bu doğumda yaşam beklentisi dediğimiz şey 30-35 30, 30 35 yıl kadar. Bugün 77-78 yıl. Yani insanlar özellikle bebek ölümlerinin çok yüksek olması nedeniyle doğan bir kişinin yaşam beklentisi 35 yıl Cumhuriyet'in erken yıllarında. Demek ki bu da önemli bir kazanım. Kazanım. Hocam ee, şimdi... O dönemi çok güzel ifade ediyorsunuz. Karşılaştırmalı bir şekilde, kıyaslamalı bir şekilde. E, bu iktisadi anlayışı e, cumhuriyetin Gazi Mustafa Kemal Atatürk liberal mi, korumacı mı? Yine İzmir İktisat Kongresini biraz yanlış anlayanlar, yanlış yorumlayanlar da vardır. E, yani bu kendi kendine yeter olma hali var ama e, yani dışa Tamamen kapalı bir anlayış mı var Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün bakışı yoksa yurt dışı ile ilişkiler anlamında daha liberal mi bakıyor daha devletçi mi bakıyor nasıl ifade edebiliriz? Peki o zaman bir özet bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bu kendine daha yeterli bir ekonomi kurmaya çalışıyorlar. Yabancı sermayeden yararlanmaya karşı değiller hmm. ama gelen yabancı sermaye de yok. Çünkü 1929'dan itibaren dünya bunalımı Bakiriyor. patlak verince yabancı sermaye, uluslararası sermaye, Türkiye ve pek, pek çok benzeri ülkeyle artık ilgilenmiyor. Onun için de dünyadaki koşullar çok farklı. Zaten bu geçtiğimiz yüzyıla bakacak olursak her dönemde Türkiye dünya koşullarına göre pozisyon almıştır. Türkiye'de iktisat po politikaları da, dünya koşullarına göre biçimlenmiştir. Bundan şunu kastediyorum. Erken dönemde yani 20'lerde 30'larda özellikle 30'larda o dönemin güçlü ülkeleri kendi başlarının derdine düşmüşken Türkiye bir manevra alanı buldu. Dedi ki ben sanayileşmeye ihtiyacım var. Çünkü önceki yüzyılda sanayileşme olmamış, tam tersine gerilenmiş. Ben sanayileşeceğim. Bunun için daha kendine yeterli politikaları izleyeceğim. Dünya koşulları buna olanak sağlıyordu, onun için Türkiye bunu yapabildi. Ama daha sonraki dönemlerde dünya koşulları değişti. Türkiye o zaman o değişen koşullarda kendine başka yönler çizmek durumunda kaldı. 29 Ekim'deyiz, Cumhuriyetimizi kutluyoruz. Ee, dediğim gibi hem eksilerini hem artılarını e, konuşmaya gayret ediyorum kazanımlarından bir tanesini söylediniz sağlık alanında. Başka böyle Şevket Hoca'ya gelsem ya Cumhuriyet'in ekonomik kazanımları desem hocam neler başardık bu şöyle geçmişten 100 yıla geriye doğru gidip bugüne geldiğimizde ki kitap da artık güncellendi bugüne kadar geldi. Ee, böyle madde madde söylesek ya da en öne çıkaracağınız da olabilir. Ekonomik kazanımlar anlamda neler söylediniz? Evet, dedin? şimdi 1923 yılında bu ülke nüfusunun yüzde sekseni köylerde oturuyor. Yüzde sekseni. Bugün nüfusun yüzde seksenden fazlası kentlere. Yani 1923 yılında nüfusun yüzde sekseni köylerde oldu, oturuyor ve tarımla uğraşıyor. Bugün nüfusun, tarımla uğraşan nüfusumuz da var ama onun ötesinde sanayi ve en büyük pay hizmetler. Ekonomide çok büyük bir yapısal değişiklik olmuş. Buna bağlı olarak da verimlilik gelirlerde artış var, verimlilikte artış var. Biz nüfusumuzu daha çok iyi olmasa da eğiterek dünyadaki teknolojileri daha iyi, biraz daha iyi kullanmayı öğrendik. Bunda çok başarılı olduğumuzu söylemeyeceğim. Çünkü uluslararası karşılaştırmalar yaptığımız zaman eğitim alanında çok başarılı olmadığımız ortaya çıkıyor. Ama bütün bu tablo içerisinde nüfusun Kırlardan kentlere, özellikle 1950 sonrasında geçişiyle birlikte daha verimli çalışan bir ekonomi var ve artan gelirler var. Bu artan gelirlerden şunu kastediyorum: 1920'lerde Türkiye ekonomisi açlık sınırında değildi belki, ama o sınıra bir hayli yakındı ve e, gelirler çok düşüktü. Bugün geldiğimiz noktada büyük eşitsizlikler var. En azından ortalamalara baktığımız zaman o noktada değiliz artık ve 1920'lerle karşılaştırıldığında bugün gelişmiş ülkelerle Türkiye'nin gelirini oranladığımızda bugün 1920'lerden daha iyi bir yerdeyiz. Bir istatistik vereyim. Buyurun. 1920'lerde Türkiye'nin geliri gelişmiş ülkelerin kişi başına gelirinin yüzde Bugün yüzde elli, dolaylarında. Yani 19. yüzyılda aradaki makas açılırken 20. yüzyıl Cumhuriyet döneminde aradaki makas bir miktar kapanmış. Şirket Hocam kazanımlar, başardıklarımız bunlar. Ama mesela eksikliklerimiz dedik. Onlardan bir tanesi eğitim. Belki buna kültür de katabiliriz bilmiyorum ama kültür politikaları da çok daha iyi yerde belki olabilirdik. Ama biz tabii iktisat tarihini, cumhuriyetin iktisadi serüvenini burada konuşuyoruz. Eksiklik anlamında iktisadi taraftan neleri söyleyebiliriz ama bu tabii doğrudan bir iktisat başlığı olmayabilir. Eksikliklerimiz, işte bu eğitim dediğimiz şey dolaylı nihayetinde ekonomiye, gelen bir şey. Neler söyleyebiliriz? Ya Barış biz yılda şunları daha iyi yapabilirdik. Bu noktalarda Güzel. hala eksiyiz. Fazla eksiz dediğimiz neler var? Güzel. Biz sanayide bir hayli mesafe aldık. Cumhuriyet döneminde. Hani şöyle söyleyeyim. 1930'larda Türkiye'de gelirini, geçimini sanayiden sağlayanların nüfus, iş gücündeki oranı yüzde beş. Yüzde beş, yüzde altı. Bugün %20, %22 dolaylarında sanayileşmede bir hayli mesafe alındı. <laughs> Ama sanayide bir türlü yüksek teknolojiyi yakalayamıyoruz. Bugün ihraç ürünlerimize bakarsanız yüksek teknoloji ürünleri ürünlerin payı çok düşük. Ve bu pay artma eğilimi içinde de değil. Yatay seyrediyor son 20-30 senede. Niçin? teknolojide başarılı olamıyoruz. Daha yüksek teknolojili ürünlere bir türlü geçemiyoruz. Bu çok önemli çünkü gelirlerin artması için, refah için böyle katma değeri yüksek ürünler üretebilmek kritik. Hı hı. Bu sorunun cevabında eğitim sistemimiz var. Yani eğitim hı hı. sistemimizdeki başarısızlıklar, yetersizlikler de Türkiye'de yüksek teknolojiye geçişimizi güçleştirdi. Ama başka konular da var. Bu başka konuların içerisinde ben devlet politikalarının yahut devletin uygulamalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Hmm. Girelim bu konuya. Nasıl hocam merak etme. Bu, bu konuya girer bu, Vallahi... bu biraz ama yani girelim, bazen girelim. böyle zaman zaman diyoruz ki hani bugün birazcık şunu ben söylemeye hmm çalışıyorum. Böyle 100 yıllık bir perspektiften bakacak olursak Türkiye bir epey son, yol kat etti. Epey yol kat etti. Tamam. Ama son 10 yılda bir kötümserlik, karabasan diyelim kötümserlik var üzerimizde. Niye daha iyi yapamıyoruz diye Hı. soruyoruz. Onun için bunu biraz deşmek. Ben bir iktisat tarihçisi olarak son yüzyılda dünyanın hangi köşesinde bir gelişen ülke başarılı olabildiyse orada sağlıklı devlet politikaları görüyorum. Dünyada başarılı sanayileşen ülkeler son yüzyılda hep başarılı devlet politikaları sayesinde sanayileşebilir. Yani bilmiyor. özel sektör kendi kendine e, bu başarıyı gerçekleştirmiyor. Mutlaka bir devlet dokunuşu, yönlendirmesi ya, var. Evet. Hatta iç içe hmm. en başarılı yerlerde biz onu başaramıyoruz. <laughs> Ama devletle özel sektör bakın devletçilik demiyorum. Devletçilik sanayileşmesi demiyorum. Kore'ye, Japonya'ya baktığımızda ki bunlar geçtiğimiz yüzyılın yıl, özel sektöre dayalı en başarılı sanayileşme örnekleri. Orta gelir tuzağını aşıp giden bir giden. Güney Kore var. Evet. evet. Japon, ondan önce Japonya var değil mi? Bu ülkelerde devlet politikası Özel sektörü yönlendirmekte, motive etmekte çok başarılı olmuş ve bu sayede o devlet politikaları olmadan bu ülkeler, bu ekonomiler, bu başarıyı sağlayamazlardı kesin. Bizim devlet politikalarımız bu başarıyı sağlayacak yönde değil. Şöyle yani ne biz, yapıyorlar mesela onlar, e, onların devletleri. Aslında biz kendi tarihimize baktığımızda var mı örnekler? Bizim daha başarılı olduğumuz dönemler var. 60'lı yıllarda biz başarılı, 30'larda başarılı olmuşuz hmm. sanayileşmede. 60'larda daha başarılı olmuşuz. Ama bir, bizim devletimiz yahut hükümet politikalarında sanayileşme, yüksek teknoloji, hızlı sanayileşme, sağlıklı sanayileşme bu Öncelikler listesinin en üstlerinde olmamış, hep aralara daha başka öncelikler hmm. girmiş. Ee, çok zora girdiğimizde bir IMF ya da IMF nasıl dersek uluslararası para fonuna da gitmişiz. Bu IMF ile ilişkiler nasıl olmuş, nasıl gelişmiş? IMF'den faydalanmış mıyız? IMF'nin öcü diye gösterildiği yaklaşımlar da var. Çok siyasileşti gene son dönemde IMF meselesi ama hani yurt dışından yardım alma, o yardımla bir politika çerçevesinde devam etme. Bu bizim 100 yıllık şöyle iktisat tarihine baktığımızda neler var? Şimdi IMF'ye Türkiye ne zaman gitti? Kendi ekonominin dengeleri bozulduğu zamanlarda Türkiye IMF'ye gitti. Et kaynak bulmaya çalıştı. Bunun karşılığında da IMF uzun bir dönem kemer sıkacaksınız dedi ve politikaların, alınan önlemlerin yükünü dar gelirlerin üzerine yıktı. Şimdi burada bence kötü aktör IMF değil. Türkiye'de siyasetin ekonomi yönetiminin kusurları da çok büyük. Yoksa zaten Türkiye e, IMF'nin kapısını çalmazdı. Gitmeyeyim yani. Sen o kadar kötü yönetmişsin, değil mi? Duvara toslamışsın. IMF gelip şunları yapacaksın dediğinde vay kötü IMF. E, sen almışsın oraya getirmişsin ekonomiyi. E, yani Yahut da bir önceki iktidar onu oraya getirmiş Aynen. ama e, yönetimler onu e, oraya getirmiş. Ben onun için keşke diyorum Türkiye'nin IMF seçeneği olmasa. O zaman Siyasetçilerde belki daha başka davranırlar. Çünkü IMF seçeneğinin varoluşu belirli bir rehavet yaratıyor. Başımız sıkışırsa yahut bir sonraki iktidar gitsinler onları IMF'den kaynak bulsunlar şeklinde bir anlayış siyasette etkili hı hı. olabiliyor. Evet. Keşke IMF olmasa diyorsun. Ya tabii IMF'nin birisi yani şöyle bakacak olursak IMF'ye başvuran ülkeler listesinde Türkiye çok yukarılarda yer alıyor. Yani IMF'ye Türkiye çok sık, en sık başvuran ülkeler arasında yer alıyor. E bu da övünilecek bir şey değil. Bizim siyasi düzenimizin, siyaset anlayışımızdaki kusurlarla ilgili. Evet. Hocam 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. yılı ifade ettiğim gibi ikinci bir yüzyıla doğru inşallah giriyoruz. Neler yapmamız lazım aslında bir sonraki yüzyıla böyle bir, bir mektup yazsak geçtiğimiz yüzyılı hakikaten. Temenniler listesi. Temenniler listesi en güzel anlatan isimlerden Türkiye'nin iktisat tarihini ve hatta son 200 yılı anlatıyorsunuz burada Osmanlı'dan alarak. Neler olsa neler yapmamız lazım ya Barış hani. Şu, şu alanları iyileştirelim, şunları yapalım. Daha güzel bir yüzyıl bizi bekler dediğimiz Şevket Pamuk'un gözünden. Ben birinci sıraya ekonomi için konuşuyorum. Şimdi. Tabii. Ekonomi için konuşuyorum. Birinci sıraya hukuk devletini koyardım. Ekonomi için konuşurken. Evet. Birinci sıraya hukuk devletini koyardım. Hukuk devleti olmadan Türkiye'de ekonomide başarı mümkün değil. Daha fazla bunu şey yapmaya gerek yok ama şöyle diyelim. Hukuk devlete her sık sık söylenir. Hukuk herkese lazım. Özel sektöre de hukuk lazım. Eğer özel sektör, sanayiciler, girişimciler hukuka kendi haklarını arayabileceklerine ikna olmadılarsa yatırım yapmayacaklardır. Onun için hukuk devleti başarılı bir ekonomi, sağlıklı bir ekonomi kurabilmek için de en önemli konulardan bir tanesi. İkinci olarak ben eğitimi koyardım. Eğitim Türkiye'de özellikle son dönemde hep sık sık reformlar duruyoruz ama sık sık müfredatlar değiştiriliyor, eğitim düzeni değiştiriliyor ve sonunda ortaya çıkan büyük bir karmaşa var. Böyle ideolojik savaşlar, eğitim sistemi üzerinden ideolojik savaşlar yürütülüyor. E bu arada da değişmekte olan dünyaya uyum sağlayacak yeni kuşaklar yetiştiremiyoruz, eğitemiyoruz. Onun için ikinci yüzyılda ikinci sıraya eğitimi koyardım. Üçüncü olarak da, listeyi çok uzatmayacağım. <laughs> üçüncü olarak da siyasetin ekonomiyle ilişkilerinin daha sağlıklı yürümesini temenni listemde üçüncü sıraya yerleştirirdim. Çünkü Baktığınızda son yarım yüzyılda, son 75 yılda sorunlarımızın önemli bir bölümü siyasetin, siyaset yapılırken ekonomiye verilen zararlar yahut siyaset yapılırken siyasetin getirdiği alışkanlıkların ekonomi üzerindeki maliyetleriyle sık ilişkili oldu. Onun için bu üç tanesinde duralım. Bu üç tane temel temenni listesinde duralım. Bir de birincisi hukuk devleti, ikincisi eğitim, üçüncüsü de siyasetle ekonomi arasındaki ilişkilerin daha sağlıklı olarak gelişmesi. Bunların ama korkarım bunların hepsi de şu an bulunduğumuz yerde bir hayli gayret isteyecek şeyler bizi önümüzdeki dönemde kolay olmayan günler bekliyor. Umarım ikinci yüzyıl birinci yüzyılın büyük bir bölümünde olduğu gibi Türkiye'de içinde daha başarılı olur. Şevket hocam sonuna geldik ama Cumhuriyetimizi kutluyoruz 29 Ekim bir kez daha hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlar hem yola çıktığı ona destek veren bütün o kadroya şükranlarımızı sunuyoruz. Sizin bir iktisat tarihçisi olarak geçmişe o döneme bir mektup yazsa Şevket Pamuk o dönemin kadrolarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bir iktisat tarihçisi olarak bir şey söylemek istese ne derdi ne yazardı? Bu kadrolar unutmayalım bu kadrolar 20'lerde iktidara geldiler. Ama 1890'larda 20. yüzyılın başlarında bu kadrolar okulda o öğrenciydiler. Lise okudular üniversite okudular, harb okulunda okudular ve o yıllardan itibaren bu insanlar ekonomide başarının kendileri için belki öncelik sırasına göre çok daha önemli olan askeri başarı, siyasi başarı, diplomaside başarı, uluslararası ilişkilerde başarı için ekonomide başarının ne kadar önemli olduğunu gördüler. Onun için... Daha önceki örneklerine göre Osmanlı örneklerine göre bu kuşak ekonominin öneminin çok daha bilincindeydi ve o sayede de 1920'lerden 30'lardan itibaren Türkiye'de bir iktisadi kalkınma hamlesi gerçekleşebildi. Ama zaman içerisinde koşullar değişiyor. Bugün 1920'lerin, 1930'ların koşullarında Yok. değiliz. Onun için o günün reçetelerini bugüne uygulayamayız. Bugün dünyanın değişen koşullarında ama yine sağlıklı bir ekonominin her alanda ne kadar önemli olabileceğinin bilincinde olarak bu temenni listesinde söylediğimiz hedeflerin peşine düşmek gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli oldu. Profesör Doktor Şehket Pamuk'la birlikteydik. Cumhuriyetimizin 100. yılında 29 Ekim'de. Hepinize çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Bir sonraki programda buluşmak üzere diyorum efendim. Allah'a